Merhaba arkadaşlar. Bugünkü göreceğimiz konu ne efendim? Onu söyleyelim öncelikle. Şuradan biz kapatalım. Şimdi anlatacağım konu arkadaşlar. Bugün beni hatırla yapacağız. Bakın beni hatırla tıkladığım zaman üyemiz giriş yapacak. Onun üye bilgilerini tutacağız. Bu şekilde bir sistem yapacağız. Bunu Koki ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi Koki sistemine gelince buradan daha önce birçok derse arkadaşlar Koki çok kısa değinir. Şöyle oluşturma şöyle silme şöyle hemen derler kapattılar. Bu şekilde ayrıntıya girmeden bir sisteme nasıl entegre ettiğini göstermeden kokilerini kullanımı gösterler. Biz bu derste arkadaşlar bir beni hatırla uygulaması yapacağız. Gelin görelim bakalım nasıl yapacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar burası bizim bakın session üyenin başlangıcı yani oturumun açıldığı kısım. Şimdi biz buraya koki bilgilerimizi yazacağız arkadaşlar. Oluşturacağız. Şimdi ben buradan bakın daha önce tasarım kısmına gelirsem beni hatırla diye checkbox ekledim. Bakın buradan ekleyebilirsiniz. İsterseniz kodla yaz. İsmini de hatırla yaptım. Bakın ismi de neyimi de hatırla arkadaşlar. Hatırla. Türkçe karakter kullanmama özen gösteriyoruz. Buradan bakalım arkadaşlar. Ben daha önce burayı işaretledim. Şimdi bizim setCookie oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir oturum adında bir cookie oluştururuz. Değeri neydi? Şöyle bir değer oluşturalım. Bunun ismi cookie value olsun arkadaşlar. Şimdi bunu tanımlayacağız. Süresi ne olsun? Şimdiki zaman arkadaşlar. Artı diyoruz 60 saniye çarpı 60 etti 1 saat arkadaşlar. Yani 60 saniye çarpı 60 dakika etti 1 saat. Çarpı 24 etti 1 gün arkadaşlar. Çarpı 10, 10 günlük bir koki oluşturduk. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik biz bir günlük koki oluşturalım. İsterseniz beni hatırlay 10 gün yapabilirsiniz. 100 gün veya bir senelik şöyle bir senelik koki oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yöntem buydu. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 günlük bir koki oluşturduk. Bu şekilde kapattık. Yalnız kokimizin değerini belirlemedik. Buradan koki value'sini arkadaşlar. Şimdi biz kendimize bir göre algoritma yapacağız arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bakın kokinin value'sini diyorum arkadaşlar. Benim formdan gelen bir user'ım olsun. Birleştirme operatörü artı 1, 2, 3, 3 çizgi alttan çizgi. Bir de arkadaşlar şifresini saklasın. Şöyle şu anda bakın bu riskli arkadaşlar. Neden riskli? Dersi bitirdikten sonra size söyleyeceğim. Ben burada arkadaşlar ben cookie şifresini yazdırıyorum. İstersen siz unique ID ile arkadaşlar şöyle bir değer deyip unique ID diye bir değer de buraya yazdırıp veri tabanına kaydettirip sorgulattırabilirsiniz. Ama dersin uzamaması açısından daha iyi anlaşılması için şimdi böyle bir yöntem uygun gördüm. Böyle bir şekilde arkadaşlar ne oldu? Set cookie'miz oluşturuldu. Değeri belirlendi. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi en üst kısmına şimdi biz bunu pardon bir şarttan geçireceğiz. Şartımız ne arkadaşlar? Bakın buranın 10 olduğu kısım. Tikimizin olduğu, checkbox'ımızın olduğu kısım. Buradan biz geliyoruz. Buraya ne diyeceğiz? Eğer diyoruz. Hatırla değişkenimiz. Bakın hatırla eşit ise 10'a diyoruz. Yani 10 off. Bu şekilde arkadaşlar bu işlemleri yap diyoruz. Bakın bu şekilde bu işlemleri yap diyoruz. Kaydettik. Şimdi bakalım arkadaşlar. Biz pardon neyse sonra şimdi kokimizi ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şimdi biz buraya geliyoruz arkadaşlar. Neden buraya? Neden buraya özellikle burası derseniz bakın burada dedim burada bir tanımlama yapmışım. Eğer session arkadaşlar iset varsa yani session üyemiz varsa profil PHP atsın. Şimdi zaten oturum açmışsa arkadaşlar bunun altında iset cookie var mı yok mu kontrol yapmamızın bir pek anlamı yok şu anda. O zaman biz özellik nereye gidiyoruz? Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şu şekil şöyle yaptık. Şimdi isterseniz burada yazdırabilirdik. Ne dedi? Bakın
Biz şimdi parçala diye bir pardon arkadaşlar, özellikle şöyle söyleyeyim, bakın print er ile ben ne ekrana göstereyim, kokimi ekrana göstereyim, bakın oturum dedik, şu anda şöyle kaydettik arkadaşlar, şöyle bir kaydedelim, o size uygulamasını göstereyim. Şimdi arkadaşlar login diyoruz, bir çıkış yapıyoruz. Bakın derbeder, daha önce ben giriş yapmıştım derbederle arkadaşlar. Burası bakın username ve pass bu şekilde gözükmüştü arkadaşlar. Algoritması bu şekilde arkadaşlar. Bakın o nereden gözüküyor, hemen size göstereceğim. Bakın user ve pass. Biz bunu nereye yazdık? Cookie'ye yazdırdık. Şimdi cookie yazdık. Biz buradan parçala exploit diye bir fonksiyonumuz var. Onu da kullanım şu şekil. Bakın parçala diyoruz. Exploit diyoruz. Exploit diyoruz. Neye göre? Bakın az önce üstten alt çizgi yapmıştım. Ona göre parçala. Hangi değişkenime? Cookie süper oturum değişkenine. Şöyle bir şey yaptık. Ne diyelim? Bakın şimdi print er parçala diyelim. Parçala diyelim. Şimdi bakın buradaki mantığımızı hemen anlayacaksınız. Gelen iki değer var. Bakın iki değer. Birisi sıfırıncısı. Bakın sıfır anahtar bize username veriyor. Birinci anahtar ise bize üyenin şifresini veriyor. Biz bu değerle alıp buraya yazdıralım. Bir de şu değeri alıp şuraya yazdırırsak bizim için beni hatırla metodu mantığı oluşturmuş olacağız. Gelin bakalım kodlamayla bunu nasıl yapalım, devam edelim. Şimdi ben şuradan iki değişken oluşturuyorum. Ne diyorum? User, yani cookie'den gelen user'um. Şöyle bir isim oluşturdum. Anlaşılması açısından parçala diyorum. Şöyle parçala. Parçala diyorum. Neydi? Sıfırıncı anahtar. Peki user pass cookie, pardon, pass cookie'miz neydi? Şurada pass cookie'miz neydi? Cookie diyoruz. Şöyle pass cookie diyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Özellikle ona dikkat ediyoruz. Şöyle ona da 1 diyoruz. Bu şekilde ne oldu? Şu cookie username, bu da user name, bu da pardon, şurası da neydi? Bizim cookie'mizin neydi? Password'u. Şimdi oldu mu arkadaşlar? Bakın mantığı az çok artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Biz burada ne yaptık? Eğer dedik biz cookie'mizi parçala dedik. Buradan da bir şarttan getireceğiz. Eğer diyeceğiz iset, bu şartı ne zaman yap dedik? Şöyle cookie'mizin oturum cookie'mizin olduğu zaman yap. Her zaman bunu yapma dedik. Yani bu şekilde PHP ile bunu bilgisayara söyledik. Bakalım bilgisayar bize ne sonuç verecek. Şimdi biz dedik ki eğer cookie'miz varsa böyle iki parça ayır, bu parçaya göre ayrı dedik. Parçalar ayrı dedik. Kaç parça olduğunu bilmiyoruz. Bir parça dedik. Ekrana verdik. Baktık iki parça. Birinci parçayı biz user cookie dedik. İkinci parçayı da bu şekilde dedik. Bakın birinci parçamız neydi? Bir derbeder 34. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Bu şekilde parçalara ayırdı. Şimdi buraya gelelim. Biz eğer cookie'miz varsa bakın burası text, input text kısmına biz buraya ne diyeceğiz? Value diyoruz. Açıyoruz. Çift tırnaklarımızı. Burada PHP tagımızı açıp bizim yukarıda oluşturduğumuz değişkenler yazıyoruz. Burası neydi? Echo. Neydi? User cookie diyoruz. Ne oldu? Buraya da value arkadaşlar. Value neydi? Şöyle PHP taglarımızı açıyoruz tekrar. PHP taglarımızı açıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Neydi? Echo. Echo diyoruz. Neydi? Cookie'nin şuradan değerlerine bir bakalım. Şurada neydi? Pass cookie'ydi değer arkadaşlar. Ona bakalım. Pass cookie.
Doğru yazdık mı? Sürekli yanlış yazmayalım. Pes, koki. Evet, şu anda doğru arkadaşlar. Bakın, kaydet diyelim. Bir uygula deneyelim bakalım. Şu anda nasıl oluyor? Şu anda bakın direkt derbeler 34 buraya geldi. Şimdi biz 2 dakikada bir üye ekleyelim rastgele. Biz ne diyelim? Buraya biz İstanbullu diyelim arkadaşlar. Şifresi ne olsun? 34 olsun. Şifre olarak 34 olsun. Adresi İstanbul olsun. E-mail arkadaşlar ne olsun? Deneme et tasarımcıabi.com. Böyle bir üyemiz ekledik. Üye kaydı ekledik. Üye kaydı alındı İstanbullu. Bakın şimdi İstanbullu dedik. Şimdi farkını göreceğiz. İstanbullu dedik. Giriş yaptık. 34 yaptık. Bakın beni hatırla demiyorum şu anda. Hiçbir onu demedim. Login oldum. İstanbullu login oldu. Çıkış yapıyorum. Bakın şu anda hala derbere 34'ün kokileri sürüyor. Biz şimdi ne yapacağız? Burada İstanbullu diyoruz. İstanbullu. İstanbullu diyoruz. Şuraya 34 yazıyoruz. Beni hatırla yapıyorum. Login yolluyorum arkadaşlar. Şimdi login oldum. Bir çıkış yapıyorum. Bakın İstanbullu bizim bilgisayar onu tanımladı. Şimdi ne yapalım? Bakın tarayıcımızı açıp kapatalım. Şimdi biz tekrar bir dakika bizim girelim bakalım. Bakalım bizi tekrar tanıyacak mı? Neydi? Login PHP'ydi. Biz bakalım. Bakın İstanbullu 34 şifremizi tanımladı. Bu şekilde çalışmamız beni hatırla çalışmış oldu. En son buraya ne yapacağız? Eğer dedik bizim session'ımız varsa bunun seçili olmasını istiyoruz. Onun için çok basit bir yöntemimiz var. Tasarım kısmına geliyoruz. Şunu seçiyoruz. Kodun nerede olduğunu bulmak için. Buraya seçtikten sonra buraya eğer çeşit yazarsak bakın eğer çeşit yazarsak bakın şöyle sadece çeşit yazarsak arkadaşlar o seçilmiş olacak. Şöyle bakın seçili hale tekrar diyelim seçili hale geldi. O zaman biz bunu PHP ile yazdırabilir miyiz? Şöyle bir şarttan geçirebiliriz. Şöyle bir dakika PHP. Şöyle PHP taglarımızı açtık arkadaşlar. Buradan dedik. Hatta yukarıda keşke bir değer tanımlasaydık. Şöyle bakın. Ben dedim eğer pardon şurada iset oturum varsa hatta şuna da koki şöyle var diyelim. Yani koki eşittir ne olsun? Bir olsun. Yani kokimiz varsa arkadaşlar bunun duvar değerini 1'e eşitledim. Şimdi biz tekrar tasarım bölümüne geliyoruz. Burayı bulacağız kod kısmından. Şuraya geliyoruz. Şimdi biz eğer dedik ne diyeceğiz buradan? If varım değeri 1'e eşitse yukarıda eğer dedik session oturum başlattıysa onun değerini 1'e eşitse varsa dedik böyle bir değer ne olsun? Echo çeşit dedik. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Kaydettik bakalım. Şimdi sayfamızı yeniliyoruz. Kokimiz olduğu için arkadaşlar beni hatırla aktif olacak. Şimdi biz eğer beni aktif arkadaşlar bu değilse bakın beni hatırla demediyse biz buradan kokimizi sileceğiz. Peki onu nasıl yapacağız? Bakın şöyle diyeceğiz. Buradan da isterseniz bir şart daha getirebiliriz. Kısaca arkadaşlar ders anlaşılmış oldu. Bakın şu anda isterseniz başka üye üzerinden deneyelim. Bakın Dil Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Beni hatırla demiyorum arkadaşlar. Kaldırıyorum. Login diyorum. Dil Hocam hayır dedim. Çıkış yaptım dedim. Çıkış yaptım dedim. Bakın İstanbullu 34. Hala beni hatırla diyor arkadaşlar. Şimdi Dil Hocam diyorum arkadaşlar. Ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Beni hatırla dedim. Login oldum. Çıkış yaptım. Geldim, gittim, top oynadım. Geldim, okula gittim. Sınava girdim, geldim. Siteme gireceğim arkadaşlar. Bakalım benim o 10 günlük kokim beni tanıyacak mı?
Hoş geldin Dolo diyebilecek mi bakalım? Bakın Dil Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde oldu arkadaşlar. Beni hatırlayın tikini kaldırsak arkadaşlar o da off durumunda olur. İsterseniz talep olursa onu anlatacağım. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Biz buradan ne yaptık? Buradan şöyle yapayım. Yani fazla dersin uzanmaması açısından arkadaşlar. Neydi? Yelen URL bir dakika. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Sadece biz burada da ne yapıyoruz? Off diyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta nasıl geldiğini görmek için eğer bakın echo diyoruz. Echo diyoruz. Bakın hatırla diyoruz. Yani eğer nasıl geldiğini bilmiyorsanız bakın PHP echo diyoruz arkadaşlar. Echo diyoruz. Ne diyoruz? Hatırla diyoruz. Şöyle ne diyoruz? Bakın şu şekilde bazen değerin nasıl geldiğini bilmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle rastgele bir değer göndereyim. Kaydettim. Bakın şifre ya da password hatalı bazen böyle de gönderebiliyor. Neyse arkadaşlar. Yani kısaca anlaşılmıştır. Bir değer bazen nasıl geliyor hata veriyor. Bu şekilde de yaptırabilirsiniz. Bu derste neyi anlattık arkadaşlar? Kısaca beni hatırlayı anlattık. Bakın beni hatırla diyorum. İsterseniz bakın 2 dakikada bir üye kaydı yapalım. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifremizin ismi. Buradan şifresini bakın. Daha önceki derslerde şifre onayla kısmını da gösterdim. Bakın şifreler uyuşmuyor diyecek. Buradan rastgele şöyle de rastgele bir mail attık. Mail.com. Bakın şurada üye kayıt ekledi. Lütfen şifrenizi onaylayınız. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptık. Şöyle yaptık. Bir üye kaydettik. Buna beni hatırla tikini kaldırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Login olduk. Bakın çıkış yaptık. Bak bizi şu anda tanımıyor. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Şifremiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Beni hatırla dedik. Login olduk. Çıkış yaptık arkadaşlar. Bakın bilgisayar 10 gündür bok ile biz göreceğiz. En son olarak next bir nokta var arkadaşlar. Eğer çok yeniyseniz bu algoritmayı kullanabilirsiniz. Zaten diğer PHP'ye ve MySQL'e hakim olan arkadaşlar ise ne yapabilirler? Buradan bir cookie oluştururken şöyle geleyim arkadaşlar. Şöyle cookie geliştirirken bizim neresiydi? Bakın bu kısımda biz pass değil de buradan başka 12 ID gönderebiliriz. Eğer 12 ID de ne yapabiliriz? 12 ID de bizim veri tabanımızın şu 127.0.0.1'e girelim arkadaşlar. Veri tabanımıza bir girelim. Bakın cookie değeri ben daha önce oluşturdum. Kendi sisteme entegre etmek için yalnız mantığını anlı bu derste size anlattım. Bakın deneme veri tabanına gidiyoruz. User tablosunda bir cookie kodum var. Bu cookie kodunu bu kısımda üretip veri tabanına ekliyorsunuz. Eğer cookie varsa diyoruz burada user'ı alıyorsunuz. Onda cookie'sini eşitliyorsunuz veri tabandaki. Eğer birbirine eşitliyorsa direkt bu şekilde cookie ve cookie yardımıyla arkadaşlar username ve password'u yazabilirsiniz. Bu yöntem böyleydi ama ben mantığının daha iyi anlaşılması için sizlere basite indirgedim. Bakın en son bir deneme yapalım. Bizim ne olarak giriş yap? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarayıcımı açıp kapatıyorum. Tarayıcımı tekrar açıp kapatalım. Bakın ne oldu? Şimdi 127 0 login PHP'ye girdim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifremiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6 beni hatırla dedik. Bu şekilde cookie yardımıyla beni hatırlayı yapmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Takıldığınız noktalarda istek ve soruları gönderebilirsiniz. Derslerin daha iyi anlaşılması açısından son derece arkadaşlar basite indirgerek anlatıyorum. Derslerimiz ileriye gittikçe arkadaşlar daha kompleks yapılar, hiç tasarım kısmına jQuery ayaksar. İleride belki kısmet olursa Node.js'i ekleyeceğiz derslerimize. Takipte kalın arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Destek reklamlarla destekliyoruz.